onu orada tutan milleti hiçe saymaya başladı. O insanların rızasını aramamaya başladı. O insanlara danışmadan ben her şeyi bilirim, en iyisini ben bilirim üslubuna girdi. Eskiden kahvede yan masanızdaki adamdı. Öyle tanındı, öyle sevildi. Peki 11 senenin sonunda baktığımızda yan masanızda böyle bir adam yok. Ayrı bir adam oldu. Kibir, enaniyet öyle bir zirveye çıktı ki her şeyi hiçe sayan bir üslup. Sevildi bu millet tarafından. Niye? Mütevazi Müslüman bir aile. Eşi hanımefendiyle birlikte bakıldığında öyle görüldü dese. Dine önem veriyor dedi. Dini konularda hassasiyeti var dedi. Bugün neredeyiz? Şimdi geçenlerde yaşadığımız bir olay. Bu birazdan oraya geleceğim ama bu anayasa değişikliği meselesi ve anayasayı değiştirebilmek için de kimlerle konuştuğu konusu. Ama oradan önce geldiği yere bakın. Her şeyi o biliyor bir kere. Onlar değilse hiçbir şey bilemez. Bilmesi de mümkün değil zaten. Her konuda da yüksek fikirleri var. Ben diyor milliyetçiliği ayağımın altına al. Her şeyi eziyor zaten. Silahları ayağımın altına alırım. Aleyhime yazan gazeteciyi ayağımın altına alırım. Her şey ayağının altında. Kibir diyorum ya, kendisini her şeyin üzerinde görüyor. Birçok yerde bugün anlattım, sizlerle paylaşayım. Osmanlı'nın en güçlü zamanı, Osmanlı'nın artık cihan hakimiyeti kurduğunu söylediği zamanlar, İstanbul fethedilmiş, İstanbul'da Topkapı Sarayı'nda yaşıyor sultanlar ve bir tek cumaları saraydan çıkıyorlar, camiye gidiyorlar cuma için. Halk hem halife hem Osmanlı İmparatoru, sultan, halk büyük teveccüh içinde, büyük bir heyecan içinde tezahürat yapıyor. Osmanlı akıllı adamların idare ettiği bir devlet. Padişahın kendi kesesinden parayla adam tutuyor. Topkapı Sarayı'ndan camiye kadar, aşağıya kadar. Yol boyu bağırttırıyorlar. Mağrur olma padişahım, senden büyük Allah var. Niye? Ola ki o kadar, o zaman vatandaşlık bilinci de yok. Pul bilinci içindeki insanlar vatan sultanı o kadar tezahürat yapabilir ki sultan ayarı şaşırmasın. Uyarmak için. Bugün parayla böyle bir adam tutmaya gerek yok ama günü geldiğinde, sandık önünüze geldiğinde bunun kulağını çekip mağrur olma efendi, senden büyük Allah var, milletin rızasının hilafına hareket edemezsini demeniz lazım. O zaman geldi. O zamanın artık tam yeridir, vaktidir. Şimdi milliyetçiliği ben ayaklar altına aldım. Hiç içinizde dilekçe verip de Türk doğmuş, İznik'te doğmuş olanınız var mı? Dilekçeyle geleniniz var mı? Yok. Bu dünyada mümkün değil. Binlerce yıldır böyle bir şey mümkün değil. Bu inancımız gereği Hak Teala'nın takdiridir. Kur'an-ı Kerim'de Hucurat Suresi 13. ayette ey insanlar diyor, biz sizi kadın ve erkekten
kavim kavim yarattım ki birbirinizden ayırt edilebilirsiniz. Meallere göre sözcükler değişiyor ama ana fikir bu. Peki. Yüce Rabbimiz isteseydi hepimizi Çinli, hepimizi Fransız, hepimizi Afrikalı yapabilirdi değil mi? Ol deyince dünyayı oldurabilen o yüce güç bizi kavim kavim farklı milletler halinde yaratmış. Onları Çinli yapmış, öbürünü Hintli yapmış, bir ikini İspanyol yapmış, Afrika'dakini kara derili yapmış. Çok şükür bizi de Türk yaratmış. Rabbimizin işi, bizim talebimiz değil. Ama oradan geldiği için de biz buna ancak şükrederiz, hamd ederiz. Peki, Yüce Peygamberimiz ne diyor? Kişi kavmini sevmekle kınanmaz. Hani sizin o kahvedeki yan masadaki Müslüman, bunlardan haberi yok mu? Kendini kaybetti. Bilincini kaybetti herhalde. Yani insanların inancına saygısızlığa başladı. İnsanların imanına, itikadına, kabullerine aykırı bir kibir içinde. Ben milliyetçiliği ayağımın altına alırım. Sen kimsin? Kimsin sen de? Türk milletini aşağılayacaksın. Türk milliyetçiliğini ayağının altına alacaksın. O mümkün değil.